Bugün Aydın Söke Bağ arasında Kızılkarlar köyündeyiz. Kızılkarlar köyü terk edilmiş bir köy 1960'larda. Bu köyde bir tek bir aile yaşıyor. Şimdi bu ailenin reisi Bünyamin Gün. Evet Bünyamin Bey, seni dinliyoruz. Bu köyle Merhaba. ilgili söyleyeceklerin nelerdir? Burası Söke'ye bağlı Kızılkarlar Köyü. 99 yılından beri burada biz tek yaşıyoruz. 23 sene oldu. 23 seneden beri burada tek yaşıyoruz. Ceyran suyu yok, elektrik yok. Hayvanlarımızın kedi köpeğimizin sayesinde burada kalmak zorundayız. Ceren su olmadığından yaşam şartları biraz zorlaşıyor. Tek bir mutfak, bir göz odamız var. Peki köyde cami var mıydı? Camimiz var. Okul? Yok, Okul okul yok. yok. Şimdi onların hepsi terk edilmiş, değil mi? Evet, hepsi Şimdi terk o zaman edildi. köyü şöyle hafifçe bir bakalım. Tamam efendim, buyurun. Evet arkadaşlar, şimdi köye bakın. Yalnız iki tane azgın köpek var. Üç tane mi? Üç tane, bir tanesi boş. Evet. Anam. Harut. Harut. Gördünüz değil mi? Atı. Atı. Gel sen şöyle benimle. Harut. Harut. Gel sen. Evet. Evet arkadaşlar, bakın terk edilmiş köy. Bazı evler zamanla yıkılmış. Dağların arasında oldukça güzel bir köy. Ama terk edildiği için. Elektrik ve suyu yok. Belediye burada elektrik ve su verirse insanlar belki daha yerleşim gider. Evet, camisi de bura. Sosyal medyada Cinli Köy diye geçiyor. Hatta kimisi gelmiş işte drone ile çekmiş geceleri falan filan. Biraz abartmışlar. Köyde yaşayan Bünyamin de bundan oldukça rahatsız. Burada cinmin olmadığını. Cinmin yok yani. Yok yani. Ama terk edilmiş bir köy. Çok değerli ve zengin bir köy. Ama şu an 10 kişi, 10 aile kalıyor zeytin zamanı. Ha, Ama zeytin zamanı Eylül'de geliyorlar. evet, Daha sonra da Mart-Nisan hasat bitince, geliyorlar. zeytin hasatı bitince geri gidiyorlar Evet, Söke'ye ya da Mart-Nisan. bağ arasına. Evet, Evet. Mart-Nisan gidiyorlar. Maalesef bu gördüğünüz yolda yaklaşık 4 yıl önce yapılmış. Daha önce yolda olmadığı için ulaşımı oldukça kötüymüş. Bağ arasına 5 kilometre mesafede. Kalır. Bünyamin'in babası da burada kalıyor. Yalnız o gündüzleri şoförlük yaptığı için sabah gidiyor, akşam geliyormuş. Ondan dolayı babasını göremedik. Kendisi ve eşiyle görüştük. Sağ olsunlar, çaylarını içtik. Börek yapmışlardı, işte, havuçlu kek yapmışlardı. Oldukça da lezzetliydi. Keki yedik. Ellerine sağlık. Hakikaten çok güzel. İşte şu an suyumuzu bu tankerle şey yapıyoruz. Evet. Suyumuzu Suyu tankerle taşıyorlar. Ondan dolayı dağların arasında. Havası oldukça güzel bir köy. Ama kimse yaşamıyor. Bakın. Terk edilmiş. Bağ arasına 5 kilometre mesafede Kızılkarlar Köyü.
şöyle. Yolunuz düşerse gelin görün diyeceğim ama yolunuz pek düşmez. Çünkü çok uğrak bir yer, yol üstü bir yer değil. Ama böyle bir köy de var. Şimdilik hoşça kalın.